Mirza, nasıl oldu bu işi? Anlatır mısın? Siz farklı dünyaların insanlarısınız. Nasıl oldu bu evlilik ha? Anlatacağım. Şimdi değil. Ne zaman? Sonra. Sonra anne. Hayır efendim, şimdi cevap ver. Benim artık sabrım kalmadı diyorum. Bir sana bakıyorum, bir ona bakıyorum. Aklım almıyor Mirza. Kezban! Kezban! Buyur beyim. Akşama yemek hazırla. Misafirimiz var. Hemen beyim. Leyla, sen de annenle kız kardeşini çağır. Akşama yemeğe gelsinler. Ne? Abi onların ne işi var burada? Mirza, onların bizim soframızda ne işi var ha? Sen benim dediğimi yap. Akşam annenler gelsin. Her şey konuşulsun. Bu konu burada kapansın. Buyurun buyurun. Ayakta kaldınız, salona geçin. Hadi. Adnan Beyciğim, Nermin'cim rahat edin, rahat edin. Çıkarın çıkarın o üstünüzdekileri. Evet. Ah, bunlar niye böyle? Buyur Raziye Hanım. Bunlar sizin için. Öyle mi? Bir bakayım. Neler varmış içinde? Ay çok güzel bunlar ama böyle işlemeli işlemeli falan. Ay Nermin'cim, maşallah yine kesenin ağzını açmışsınız. Ağam, müsaadenle ben dışarıda bekleyeyim. Tabii abi. Sen bizi evinde ağırladın ya Raziye. Yaz öyle sana hediye etmek istemiş. Ah! Ay kara oğlum benim. Ay Raziye teyzen kurban olur seni yaradana. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir şey. Ay böyle sevenlerin kavuşması birbirine çok güzel bir şey. Ay sen ayakta kaldın oğlum. Geç geç nişanlının yanına hadi. Ha? Otur otur oğlum. Bir çay kahve koysaydın Raziye Hanım. Bunlar sabah tutturdular evlenelim diye. Akşamına kalmadan nişan yapıyoruz. Koşturmaktan yorulduk vallahi. Adnan Beyciğim, ay Nermin'cim sizin istediğiniz çay kahve olsun. Eylül'cüm çabuk, hemen koş kızım servise başla. Sonra ben de kahvelerimizi yaparım, değil mi hayatım? Ay,
Nişanlım mı deseydim? Bir an önce evlensek de kocacığım desem keşke. İyi o zaman. Mirza ne söyleyecek acaba ya? Of. Para gözmüşüz. Kandırmışız. Kızcağız senet imzalamış çenelerini kapatsın diye hala konuşuyor terbiyesiz. Alo Leyla. Yavrum nasılsın? Bana bak. Ben gittikten sonra canını sıkacak bir şey yapmadılar değil mi ha? Bak yaptılarsa gelip alayım seni. Anneciğim iyiyim, sakin ol. Ha, bana bak, sen ne olur git demeseydin sorardım ben o yüzden ha. Anneciğim iyiyim dedim. İyi iyi, iyi yavrum benim bak. Bana bak bilmediğim bir şey varsa, sırf ben kızmayayım diye söylemiyorsan yemin ederim üzüntünden ölürüm. Anneciğim vallahi iyiyim, bir şeyim yok. Bir sakin ol sen de lütfen. İyi iyi tamam, ama bir şey olursa söyleyeceksin tamam mı? Tamam anneciğim, tamam. Dur, ben seni şey için aradım. Yemeğe çağırmak için. Ne yemeği kız? Mirza istedi. Hep birlikte güzel bir yemek yiyelim dedi. Aman kalsın. Aman diyeyim. Aman, 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 aman. Ben o kadının yüzünü tekrar görmeye katlanamam. Bu sefer elimden bir kazar çıkar, yemek de mahvolur. Boş ver, boş ver. Anneciğim lütfen. Mirza özellikle istedi. Bütün aile gelsin, bir şey konuşmak istiyorum dedi. Bizimle ne konuşacakmış? Çok meraklıysa gitsin o cadı anasıyla konuşsun. Bana ne? Anneciğim lütfen. Ben de bilmiyorum ne konuşacağını. Ne olur gelin. Bir gerginlik çıkmasın. İyi 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 tamam kızım tamam geliriz. Senin hatırın için o Firdevs uyuzuna bir kez daha katlanırız. İyi. Anneciğim kendine hakim ol. Biliyorum öfkelisin ama kendini kaybetme lütfen. Haklıyken haksız duruma düşme. Tamam tamam kızım tamam tamam sen beni merak etme. İyi hadi sen arayınca çıkar geliriz tamam. Ha hadi kapattım. Anne ne oluyor? Git giyin hadi ablan yemeğe çağırdı oraya gidiyoruz. Yok artık anne ya saçmalama. Ben o iğrenç kadının masasına bir daha oturmam. Deniz git giyin hadi yavrum. Enişten çağırmış o yüzden gidiyoruz. Niye çağırmış bizi? Aa Deniz sinirim zaten tepemde. Bir de sana laf anlatmayayım ha. Allah Allah. Gitmezsek ablana ayıp ettiğimizle kalırız hadi. Anne, ablam o kadının bize yaptıklarını bilmiyor mu? Daha ne diye çağırıyor bizi ya? Deniz, mecbur kalmış ki çağırmış. Allah Allah. Hadi git en güzel kıyafetini giy. Hadi yorma beni hadi. Allah Allah. Bakalım bugün daha neler gelecek başımıza. Of ya. Leyla tam itiraf edecekken Mirza abim geldi durdurdu kızı. Bakalım Mirza kendisi söyleyecekmiş. Acaba ne söyleyecek? Kesin Mirza abim Leyla'yı korur. Yok yok korumaz merak etme. Mirza doğrucudur. İşin aslını söyler. Biz de böylelikle işin gerçeğini öğrenmiş oluruz. Evliliğin altında ne varmış onu öğreniriz. Kız anne ister misin bu Leyla bir de hamile olsun? Ay. Allah korusun. Allah'ın adını verdim Gülsün böyle şeyler söyleme bana Allah aşkına. Zaten sinirim tepemde. Yüreğime mi indireceksin sen benim ha? Ay hamileymiş. Ay öyle bir şey olursa ben ne yaparım? Bu baş belasından nasıl kurtulurum? Ay yok 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 yok. Ağzından yel alsın yok yok Allah korusun Allah yazdıysa bozsun. Gerçi sen de Fırat'la evlenirken hamileydin ama o başka mesele tabii. Aşk olsun anne aynı şey mi bunlar? Biz Fırat'la zaten evlenecektik. Birbirimize aşıktık. Sonra ben çocuğumu düşürdüm ama. Ay Gülsün. Canı sıkma kızım. Tamam. Geçti bitti. Bana bak. Yine olacak bebeğiniz. Hadi hadi. Toparla kendini. Şimdi biz birkaç saat sonra her şeyi anlayacağız. Bu apar topar evlilik neden olmuş öğreneceğiz. Hadi sen de şimdi git mutfağa hazırlıklara bak. Hadi. Ay anne ben niye yapıyorum ki işi? Artık ben büyük gelinim. Küçük gelin yapsın ne yapılacaksa. Gül,
Yardım etmeye değil, laf dinlemeye git diyorum, laf. Ha. Git bak bakalım ne konuşuyorlarmış, dertleri ne? Leyla ile Kezban pek bir sıkı fıkılar. Ne de olsa hizmetçilik kanında var varoş kızının. Git bak bakalım ne konuşuyorlar, kulak kabart hadi. Haklısın anne, ben bir gideyim etraflarda olayım. Ben de Mirza'yı yoklayacağım. Kızın anası falan gelmeden önden bir laf alayım ağzından. Hazırlıklı olayım canım ben de. Ay çok güzel bu ya. Acaba kaç ay yer? Anam 24 ay yer bu. Ay maşallah. Nasıl da yakışıyorlar birbirlerine değil mi? Allah'ım nazarlardan korusun sizi. Ay çok çektiniz ama çok şükür. Kavuştunuz birbirinize. Adnan Bey, Nermin'ciğim. Yakında torunu da sevmeye geliriz böyle. Hı? Bakalım, zamanı var. Çocuklar mutlu olsunlar da Raziye, gerisi önemli değil. Değil mi ama? Bence de. Ay yazık ya, vallahi bu çocuklar ne kadar çok çektiler. Hele garibim Melek, kimsesiz büyüdü, anasız babasız, çile içinde, yoksulluk içinde. Karaoğlum desen, aman olmadık bir kızın peşinde böyle oyunlarıyla, düzenbazlarıyla ailesine sırt çevirdi çocuk. Ama çok şükür, nihayet hepsi geride kaldı. Birbirinizi buldunuz. Allah tamamını da erdirsin inşallah. Şu kızın güzelliğine bak, fıstık fıstık, adı gibi Melek. İçinin güzelliği yüzüne vurmuş, maşallah. Kızım, iyi misin yavrum? Tıka annem sen kulaklarını, hiç duyma onları. İyiyim anne. Hadi Eylül odana git sen, ben yaparım bunu. Hayır anne, ben yapacağım. Yavrum boşuna üzüyorsun kendini. Anne, ben yanlış bir şey yapmadım ki. Kimseye bir kötülük etmedim. Evet, çok canım yanıyor. Ama en azından suçsuzum. O yüzden benim kimseden kaçmama gerek yok. Ben götüreceğim. Daha detaylı bir rapor istiyorum. Tüm harcamalar tek tek yazılacak. Kim, nereye, ne harcadığı görülecek. Bu hesaplarda hata var. Ne demek haftaya? Yarın sabah masamda olacak. Gerekirse bütün gece çalışın. Kim kızdırdı seni? Şirketlikler babaanne. Bazı geri kafalı insanlar var. Onlara adam etmeye çalışıyorum da. Sen her şeyin en iyisini yaparsın. Ama şimdi işi gücü bırakalım da... akşama ne konuşacaksın ona bakalım ha? Akşama öğrenirsin babaanne. Oğlum, annen Leyla'ya çok ağır ithamlarda bulundu. Söylediği laflar pek yenir yutulur gibi değil. Çok normal değil mi? Her şey çok hızlı geçti. Leyla bu eve yeni gelin geldi. Annemin kafası karışık olması çok normal. Ona kızma. Ben kimseye kızmıyorum. Ama Leyla üzülsün istemiyorum. Annen kızın üstüne fazla geliyor. O da benim kafama takılıyor. Leyla bu eve yeni geldi. Annem kaç yıllık gelin. Benim için endişelenmesi çok normal. Aferin benim oğluma. Ha, konuş. Sen neden Leyla'yı koruyorsun? Ben sonuçta basit şeylerden hoşlanan biriyim. Bu düğün dernek telaşı derken ne yapacağımı bilemedim. Elim ayağıma karıştı. Ama ya sağ olsun
Bir an olsun bırakmadı beni. Her şeyle ilgilendi. Her şeyin peşinden koştu. En ince detayına kadar. Teşekkürler. Aslında Yağız kır düğünü istiyordu. Ama biz Abant Gölü'nün kıyısında yapmaya karar verdik. Öyle uygun gördük. Değil mi hayatım? Ben... Düğün Abant Gölü'nün kıyısında. Aynen. Ah ah, aşk ne kadar güzel bir şey. Böyle sevenlerin birbirine kavuşması, düğün telaşı. Bir ömür boyu hep hatırlanacak güzel şeyler. Razi Hanım, lavabo ne taraftaydı? Aha, koridorun sonunda. Yağız, aşkım burası mutfak, lavabo şurada. Arabada bir şey unuttum da, onu alacaktım. Ha tamam, birlikte alalım. Melek, sen niye geliyorsun ki? Otur oturduğun yerde. Olur mu sevgilim öyle şey? Ben seni yalnız bırakır mıyım hiç? Anca beraber, kanca beraber. Hı? Ah, nereye? Yağız arabada bir şey unutmuş da onu alıp geleceğiz. Önemli değil. Sonra alırım. Razi Hanım, bu çizgi ne böyle? Evet, ben Leyla'yı koruyorum. Çünkü çocuğun korunmaya ihtiyacı var. Leyla kendini korumakta aciz mi babaanne? Tabii ki Leyla kendini koruyabilir. Benim söylemek istediğim o değil. Kız bu evde yeni. Sonra kız çok saf, masum, temiz. Sen onun için evlenmedin mi o kız? Sanki biz temiz, masum insan değildik. Bizim anamızı ağlattın. Haksızlık ediyorsun babaanne. Ne demek haksızlık ediyorsun? Sadece sen karını koru istiyorum. Kime ne haksızlık etmişim ben? Adam kayırıyorsun babaanne. Leyla'yı koruyayım derken annem ve Gülsüm'ü harcıyorsun. Aslan oğlum benim, konuş konuş. Ben kimseyi kayırmıyorum. Ben sadece bu evin düzenini korumaya çalışıyorum. Firdevs büyük gelin. Gülsüm ikinci ama Leyla küçük üçüncü. Annenle Gülsüm bizim evinde gördüler, geçirdiler. Çok şey öğrendiler. Senin atladığın bir şey var. Leyla daha yeni öğreniyor. Onun için ona yardım etmeye çalışıyorum. Bak babaanne, sana bir daha söylüyorum. Leyla eve yeni gelin geldi. Leyla'yı koruyayım derken evdekileri üzüyorsun. Olmaz. Evde huzursuzluk çıkar. Yapma. Konuş bakalım Saadet Hanım, şimdi konuş. Mirza, bana bak. Kavga etmek istemiyorum babaanne. Akşama sofrada konuşuruz. Bana bak çocuk. Seninle yaptığımız anlaşmayı Leyla bilirse kız perişan olur. Şirketteki hisseleri almak için o anlaşmayı imzaladığını, o yüzden evliliği yaptığını herkesin içinde söylemeyeceksin. Çocuğu toparlayamayız. Günah, anladın mı beni? Of, fısır fısır ne söylüyor bu kadın? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Fırat. Anneciğim, ben de size bakmaya geliyordum. Akşam için istediğiniz özel bir şey var mı? Yok.
istediğim özel bir şey yok. Ne oldu anne? Gülsüm, Mirza'nın o kızla neden evlendiğini artık adım gibi eminim. Nedenmiş? Kesin Saadet annemin baskısı yüzünden. Anne, bunu nereden çıkardın? Leyla'yı öyle bir korudu, öyle bir korudu ki görmen lazım. Sanki kendi öz evladı. Mirza kesin Saadet annemin baskısı yüzünden evlendi. Bak görürsün, bu akşam yemekte açıklayacak bunu. Ay anne, herkesin içinde söylerse Leyla yerin dibine girer vallahi. Olsun olsun, girsin de ait olduğu yer orası zaten. Rezil olup çekip gitsin. Defolup gitsin de artık suratını görmekten kurtulayım onun. İnşallah anneciğim, inşallah. Hadi gel biz mutfağa inelim seninle. Gel. Çizgi diyorum. Niye buraya çizgi çektiniz? O şey için... Karıncalar için. Karınca mı? Aha, evet. Evi karıncalar bastı da... Raziye teyze de gitmiş, bu banttan almış. İlaçlıymış karıncaları engellemek için. Öyle boydan boya çektik. Değil mi Raziye teyze? Evet. Ay, karıncalar yüzünden tabii ya. Ya bahar geliyor ya, her yeri karınca bastı. Ben de baş edemediğim için işte... böyle bir şeye başvurdum. Bizim evimizde hiç böyle şeyler olmayacak aşkım. Haşere maşere hepsi bizden uzak olacak. Ben bütün evi ellerimle temizleyeceğim. Hiç canını sıkma. Gerçi sen bana kıyamaz, hizmetçi tutmaya kalkarsın ama... Deniz! Deniz! Bir bak bakayım bu güzel mi? Hem yemek için uygun mu? Anneciğim, yemeğe uygun da... sana uygun değil gibi. Biraz dar olmuş galiba. En son ne zaman giydin sen bunu? Figen ablanın nişanında. Oho! Figen ablanın kızı okula başladı ya. Bayağı olmuş. Az biraz çekmiş mi? Ay, yanlış mı yıkadım acaba? Anneciğim belki sen kilo almışsındır. Saçmalama kız. Allah Allah, kilo alsam bilirdim herhalde. Ben aynıyım hala. Sen çek bakayım şu fermuarımı çek. Anladım anneciğim, etek çekmiş. Çekiyorum karnım. Oldu mu? Ama bence sen yine de bunu giyme. Yemekte rahatsız eder, başına bela olur vallahi. Ay ne yapayım? İlk defa aile yemeğine gidiyoruz. En güzeli buydu, bunu giydim işte. Sen asıl kendine bak. Ne öyle bakkala gider gibi giyinmişsin? Doğru dürüst bir şeyler geçir üzerine, hadi. Anne, biz ne yaparsak yapalım, o Firdevs denen kadın bir şekilde canımızı sıkacak zaten. Bunun için süslenmeye ne gerek var? Bence sen de fazla uğraşma, böyle gidelim işte. Canım kızım, bak zaten bütün cinlerim tepemde. Zaten o Firdevs uyuzunu göreceğim için canım sıkkın. Zaten ablan yüzünden olmadık bir işin içine girdik. Bir de sen zıttıma gitme, oldu mu evladım? Ha? Hadi şimdi git, adam gibi bir şeyler giy üstüne. Hadi yavrum, hadi çocuğum. Ben de bir çay koyayım. Senin bu evde ne işin var? Ne yapıyorsun? Ne işin var dedim Eylül. Yaz, bak biri görecek, git içeri ailenin yanına git. Tamam, gitmemi istiyorsan soruma cevap ver. Bu evde ne işin var? Yapma şunu lütfen. Koray'la annesi, seni bu evde zorla mı tutuyorlar? Yok öyle bir şey. Evden çıkmana izin vermiyorlar değil mi? Yasakladılar. Yok öyle bir şey dedim sana. Şu antrenki çizgi, o yüzden o zaman. Hı?
O çizgiyi geçme diye. Tehdit amaçlı. Karıncalar için işte. Eylül, bana yalan söyleme. Bu evde bir şeyler dönüyor ve sen bunu benden saklıyorsun. Yaz. Hiç kimse bana istemediğim bir şey yaptıramaz. Sen bu eve isteyerek geldin yani. Evet. Kendi isteğimle kalıyorum, tamam mı? Şimdi salona git lütfen. Eylül. Yaz. Sana lütfen git dedim. Rahat bırak beni ya. Git nişanlınla evlen sen. Sen dur gelin hanım. Yardım etme, bırak. Ben alışkın değilim böyle şeylere. Ben de birisi iş yaparken boş durmaya alışık değilim. Orta yolu bulacağız artık. Sağ ol küçük gelin. Gelin hanım, yanlış anlamazsan bir şey sormak istiyorum. Tabii, buyur sor. Mirza Bey akşama ne açıklayacak? Seninle evlendiğini açıklamak ne demek? Evliliğin açıklaması mı olur hiç? Ben hiçbir şey anlamadım. Sen biliyorsan anlatır mısın? Ben de bilmiyorum ki. Sizinle birlikte öğreneceğim. Allah Allah. Siz görücü usulü evlenmediniz mi? Biraz öyle oldu, evet. Babaanne beni görmüş, beğenmiş. Sonra da Mirza geldi, evlenme teklif etti. Öyle evlendik işte. Bunda açıklayacak ne var? Bilmem. Demek ki bu işin altında başka bir şey var. Bilmediğimiz bir şey var ki açıklayacak. Aynen öyle. Öğreneceğiz bakalım neler var. Kahveler geldi. Canım. Buyurun babacığım. Sağ ol. Buyurun anneciğim. Ellerine sağlık yavrum. Afiyet olsun anneciğim. Buyur Raziye teyzeciğim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Nasıl da hamarat. Nasıl da görgülü, oturmasını kalkmasını bilir. 41 kere maşallah benim güzel kızıma. O değil sevgilim, diğeri. Hmm. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş kızım kahve. Afiyet olsun Raziye teyzeciğim. Tam da aklımdan geçirdim. Kahve olsa da içsek dedim. Afiyet olsun. Ay. Ne oldu? Şimdi sen beni istemeye geldiğinde de ben sana kahve ikram edeceğim ya. Onu düşündüm. Nasıl olur acaba dedim. Sen yani şu an prova yapıyorsun. Yok canım, alt tarafı kahve, niye prova edeyim? İçine tuz da attın mı? Saçmalama sevgilim. Durduk yere niye tuz atayım kahvene? Hani gelinliktir ya ondan. O istemeye gelindiğinde gelenek. Ama bence çok saçma. Yani insan niye sevdiği adamın ağzının tadını kaçırsın ki? Yavrum. Ben senin kahvene tuz atmam, merak etme. Rahat rahat içebilirsin. Seninkine tuz da koydum. Ama adettendir diye. İçtiğine göre sen de beni seviyorsun demek ki. Ah canım benim ya. İşte böyle de örflerimizi, adetlerimizi, bütün geleneklerimizi bilir. Maşallah. Maşallah benim kızıma. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk çocuğum. Eğilemiyorum da.
Alsın alsın. Ya dağıttık. Hoş geldin küçük hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk inşallah Dünür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk damat bey oğlum. Hoş bulduk enişte. Buyurun geçin. Ben de birazdan gidiyorum. Anneciğim hoş geldiniz. Ablam. Oldu. Bana bak, biz nereye geçiyoruz göster bakayım. Buyurun anneciğim, şöyle geçin. Burada merdiven var değil mi? Hay Allah. Ay anne, şuna bak, hapşırsa patlayacak resmen. İlahi gül, patlasın patlasın da birazcık gülelim. Anneciğim, ben ablama yardım edeyim. Evet yavrum. Ay gül, ben odama çıkıyorum. Benim sinirlerim iyice alt üst oldu. Abla yardım etseydim. Sen otur bir tanem, ben hallediyorum. Abla, Mirza enişten bize neyi açıklayacak? Bilmiyorum ki ablacığım. Göreceğiz bakalım. Sen şunları götürsene, ben de çorbayla şunları halledeyim. Herkese iyi akşamlar. Ay, çok özür dilerim. İstemeden oldu. Tamam tamam, önemli değil. Ay, ben bir bez falan getireyim. Ay, bırak bırak. Daha çok yiyorsun lekeyi. Sen de alakalık dolanma, önüne bak. Görmedik ki, aniden çarpıştık. Yanlışlıkla oldu Gül. Büyütme tamam. Sus Fırat, sus. Şu haline bir bak. Yürü hadi, temizlerim ben. Özür dilerim. Mahvetti canlı takımı. Kesin bilerek yaptı, kesin. Niye bilerek yapayım ya, lafa bak. Tamam ablacığım, boş ver, karışma sen. Ne var? Ya, istesene kızı, akşam oldu. Aa tamam. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Malum efendim, malum. Çocuklar birbirlerini görmüşler, beğenmişler, sevmişler. Hem de delicesine. Bizlere de onların yolunu açmak düşer. Raziye Hanım, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Meleği, oğlumuz Yağız'a istiyoruz. Canım, aşkın önüne geçmek ne mümkün? Madem gençler birbirini sevmiş, aşık olmuşlar birbirlerine, ben de verdim gitti. Alın tepe tepe kullan. Oh. hayırlı uğurlu olsun efendim. Hadi yüzükler. Aa değil mi? Ay Nermin'cim, ben nasıl unuttum vallahi, dur bak. Ben şöyle bir oğlumun yanına geçeyim. Hadi Adnan Bey. Buyurun. Oğlum, öyle mi bakayım?
Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Ay! Hayırlı uğurlu olsun hakikaten. Raziye teyzeciğim, bizim bir fotoğrafımızı çeker misin? Aa, değil mi ya? Tabii ya, dur dur dur. Yaklaşın şöyle siz birbirinize. Anneciğim öpeyim. Oğlum. Allah inşallah. Amin. İnşallah. Çok yaşakasın. Çok yaşakasın. Ay evet, evet, hadi bakalım. Rahatsız olmayın. Hoş geldiniz Dördan. Hoş bulduk Saadet Hanım. Nasılsınız? Sağ olun Saadet Hanım, iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hemen diyorsam hemen. O dosyaları bana gönderin. İnşallah. Daha da iyi olacağız. İnşallah, inşallah. Dördan Hanım. Firdevs'in kusuruna bakmayın. Biz artık kocaman bir aile olduk. Ona göre davranmak lazım. Yani karşılıklı alttan alıp telafi etmek lazım, değil mi? Vallahi Saadet Hanım, hiç hak etmediğimiz muameleyi gördük. Ama siz öyle diyorsanız öyle olsun. Alttan alırız. Ama çok kırıldık yani. Farkındayım. Farkındayım. Ama bu yemek iyi oldu. Hiç olmazsa hep beraber toparlandık. Mirza Bey oğlum bizi niye çağırmış? Ben asıl onu merak ediyorum. Ya, çok mu merak ediyorsun? Bir günde kıyılan nikahın altında yatanları anlatacak. Yani kızın ne yaptı, nasıl oldu da bu kadar hızlı bir şekilde bu eve gelin girdi. Yani varsa numaralar, oyunlar falan, onlar açığa çıkacak döndü hanımcığım. Numara istiyorsan aynaya bakacaksın, kızıma değil. O bu evdeki en masum kişi. Öyle sizin gibi dalaverebilmez. Bana bak döndü. Hem soframıza oturup hem de bana çemkirme. Vallahi senin için çok kötü olur. Firdevs! Firdevs! Ayıp ama misafirler. Döndü hanım. Aa, hanımlar çok ayıp. Çocuklara örnek oluyorsunuz bir de. Lütfen sakin olun. Ya o kızın üstünü temizlemesine nasıl izin verirsin Fırat? Vallahi bir suçum yok. Kız kendi atladı temizlemek için. Görmedin mi? Sus. Sus, cevap verme bana. O aileden kimseye güvenmiyorum ben. Sen de kafanı yerden kaldırma sakın. Peki aşkım. Peki. Nasıl istersen. Mirza abim ne konuşacakmış biliyor musun sen? Yok. Sen? Bilmiyorum. E hadi inelim. Gülsüm. Fırat, yürü hadi. Sırnaşma. Annem. Kurban olurum güzel kızım. Asma şu yüzünü. Geçecek annem, geçecek. Hepsi geçecek. Geçmiyor anne. Ne yaparsam yapayım geçmiyor. Aklımdan da kalbimden de atamıyorum Yasin ben. Siz odada ne konuşuyordunuz? Niye bu evde olduğumu sordum. Ya, o da senden vazgeçemiyor işte Eylül. O da seni aklından çıkaramıyor. Merak ediyor. Kapının önündeki çizgiyi sordu. Ha. Anlamış bir şeylerin ters gittiğini. Ben de söyleyemedim işte. Anlar tabii, anlar. Bence Yağız her şeyin farkında. Senin buraya kendi rızanla geri dönmeyeceğini o da biliyor. Aa, ondan geliyor soruyor. Artık ne fark eder ki? Anne.
Az önce sevdiğim adam gözümün önünde nişanlandı. Birbirlerine söz verdiler. Artık her şey bitti. İyi de yavrum. Anne, artık bir anlamı yok. Yazın benim bu evde zorla kaldığımı bilmesinin de bir anlamı yok. Onun beni unutması lazım. Benden umudu kesmesi lazım. Biliyordum. Başka bir şey olduğunu biliyordum. Yağız? Yağız nerede? Yine mi lavaboya gitti? Kızım otur, gelir şimdi. Ama epey oldu gideli, ben bir bakayım. Yağız! Sevgilim neredesin? Lavabodaydım. Ne oldu? Hiç. Dans edelim mi diyecektim. Ben nişanı taktık. Bir el ele göz göze dans edelim istiyorum. Ne dansı kız? Oturun çayımızı içelim, sonra da kalkarız zaten. Ay, Allah Allah Adnan. Bırak çocuklar ne istiyorlarsa yapsınlar. Nermin. Bence de dans etmeden olmaz. Dur ben güzel bir müzik açayım şimdi, dans etsin çocuklar. Aşkım, hadi gel dans edelim. Hadi kırma beni. Hadi gel, hadi. Hadi. Nermin'cim, şunların güzelliğine bakar mısın? Peri kızı gibi, maşallah. Kezban. Geldim anne. Ben yardım edeyim. Tek başına zor olur. Sen bırak. Kezban yapar. Ben de diyorum ama dinlemiyor ki küçük gelin. Tamam. Çıkabilirsin. Tamam. Sen yorulma. Öncelikle hepiniz geldiğiniz için teşekkür ederim. Leyla ile evliliğimiz çok ani oldu. Hepiniz şaşırdınız. Kafanızda soru işaretleri var. Biliyorum. Bunları konuşmak için çağırdım sizi zaten. Çorbalar gelmeden lafa girdi tam bir iş adamı. Sus kız. Deniz. Ben başka bir şeyden bahsediyordum. Geçmiş olsun Deniz. Rahatsızlığın bizi üzdü. Ama için rahat olsun. İyileşmen için gereken her şey yapılacak. Sağ ol Mirza abi ama ben... Lafımı kesme. Pardon. Bu sağlıkla ilgili bir mesele. Şakası yok. Bir an önce ameliyat ettirmemiz lazım. Ben de bunu herkesten çok istiyorum. Tamam mı? Bu konu burada kapansın. Tamam, anlaştık. Mirza, biz hayır kuruluşu muyuz ha? Anne, para meselesiyse sakın. Leyla benim karım, benim param Leyla'nın parası. Deniz, Leyla'nın kardeşi. Benim de baldızım, benim de kardeşim. Onun mutluluğu için paranın bir önemi yok. Duydun?
Şimdi asıl toplanma sebebimize gelelim. Biz neden Leyla ile evlendik? Nişanı da taktık. E hadi biz gidelim mi? Raziye, ellerinize sağlık. Her şey pek güzel olmuş. Ah Nermin'cim, her zaman beklerim. Biz artık akraba sayılırız. Daha sık beklerim. Güzel kızım benim. Allah tamamını erdirsin. Bir ömür boyu çok mutlu olun inşallah. Amin Raziye teyzeciğim, inşallah. Müsaadenizle. Alo. Tamam. Şu an nişanım var da rahat konuşamıyorum. Daha sonra arayacağım. Yes. Aşkım ne oldu? Kimmiş arayan? Bir sıkıntı mı var? Hiç. Memleketten bir arkadaş. Önemli değil. Allah Allah. Yaz bu odaya niye girdi ki acaba? Evet. Leyla ile evlenmemiz çok hızlı oldu. Annem eve geldiğinde bir gelin olduğunu öğrendi. Öğrenmez olsaydım. Döndü hanım da farklı değil. Kızının benimle bir gün içinde evleneceğini öğrendi. Ve evlendik. Annem başta olmak üzere hepiniz merak ediyorsunuz neden bu kadar hızlı evlendiğimizi. Yani abi haklı olarak. Mirzacığım, bana hak verdiğin için teşekkür ederim ama lütfen hemen açıkla. Söyleyeceğim. Leyla, ayağa kalkar mısın? Öncelikle siz bir detayı unutuyorsunuz. Ben Leyla'yı ilk kez görmedim. Leyla'nın annesi babası bizim çiftlikte çalışıyordu. Rahmetli Mehmet amca, babamın iyi arkadaşıydı. Yeri ayrıydı. Kısacası biz Leyla ile yeni tanışmadık. Birbirimizi tanıyoruz. Ayol çocuktunuz o zaman, çocuk. Anne, müsaadenle. İyi tamam tamam sustum, anlat bakalım bir günde nasıl böyle paldır küldür evlendin? Bir gün değil, evveli var diyorum. Leyla benim için yabancı biri değil. Her şey için teşekkürler. Kalın sağlıcakla. Ah ne demek Adnan Bey. Her zaman beklerim. Artık biz akraba sayılırız. Çıkın çıkın sık sık gelin. Görüşürüz Raziye teyzeciğim. Her şey için çok teşekkür ederim. Bunca zamandır annelik ettin bana. Zor günümde yanımda oldun.
Canım benim, ne demek? Senin sayende kendi yuvamı kuruyorum ben artık. Beni seven insanlar var yanımda. Raziye teyzen kurban olur seni yaradana. Canım benim güzel kızım. Raziye, çok sağ ol her şey için. Nurhan Hanım. Siz de sağ olun. Kalın sağlıcakla. Ne demek? İyi geceler. Eylül'cüm, nikahı da beklerim. Kocanı da al gel. Karıncalar için demek. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Bu yüzüğü görüyor musunuz? Bu yüzük evliliğin sembolü, bağlılığın sembolü. Kutsal bir bağ. Babaannem Leyla'yı görmüş ve beğenmiş. Kendine gelin olarak yakıştırmış. Babaannemin ağzından çıkan her söz benim için emir gibidir. Ben de emrini yerine getirdim. Bizi tekrardan bir araya getirdiğin için babaanne, sana teşekkür ederim. Leyla kızım, bizim için en uygun gelindir. Hoş geldin kızım. Şimdi, neden bu kadar hızlı evlendiğimizi merak ediyorsunuz. Çünkü çok basit. Ben düğün ve eğlenceyi sevmiyorum. Leyla da. Yalnız bir saniye. Öyle düğünsüz, derneksiz falan olmaz. Bu her genç kızın hayalidir yani. Anne. Leyla diğer kızlardan farklı. Bunu anlamanız lazım. Bu muydu yapacağın açıklama yani? Bütün gece bu muydu? Anne, merak ettiğin başka bir şey varsa sor. Artık neden evlendik ve nasıl evlendiğimizi biliyorsunuz. Leyla benim karım. Bunu kabul edeceksiniz ve sorgulamayacaksınız. Buyur Leyla, otur. Artık bu evde huzursuzluk çıkmayacak. Çıkaranın kalbini kırarım. Leyla'yı alıp giderim. Anne. Leyla'yı sevmek zorunda değilsin. Ama iyi anlaşmakta fayda var. Seninle evlendim diye seni sevmek zorunda değilim. Artık herkes birbirine saygılı olacak. Leyla'ya yapılan saygısızlık bana yapılmıştır. Ve bedelini ağır öderim.